Amacımız ne arkadaşlar? Amacımız para kazanmak. Başka hiçbir amacımız yok. Başka zırnık amacımız yok. Yani tek bir amacımız var, para kazanmak. Tamam mı? Para, para, para. Parayı katlamak. Az risk, çok kazanç. Ama benim gönderdiğim notları, benim gönderdiğim dersleri izlerseniz arkadaşlar, yani bu bir tekrarla çok büyük uzman olursunuz. İki tekrarla bu işin profesörü olursunuz yani. Tamam mı? Bütün dünyadaki insanlar, bu gezegenin içinde yaşayanlar o manyetizmadan etkileniyorlar ve kaşıntı tutuyor arkadaşım. Ben sana anlayacağın dille anlatayım. Fiştikliyor gezegenler bizi. Fiştik, fiştik, fiştik. Adam diyor benim kriptolasım geldi. Yani diyor ben kripto olacağım ya. Ya işte o Venüs trine ya. Kaşıntı tutuyor. Ben diyor bir yere para yatıracağım. Gezegenler bizi fiştikliyor. İşte biz bu fiştiklemeyi önceden görüyoruz. Pozisyon alıyoruz. Short ya da long yönünde. Orada bir sürü senaryo türetilebilir. En güzel Elliot. Yani Elliot'la ben geleceği öngörüyorum. Ben daha çok zaman time'la uğraşıyorum. Ya yani zaman algoritmalarıyla uğraşıyorum. Size de bunu anlatacağım. Ben bu olduğunda diyeceğim ki şuradayken burası bana bir Elliot verdi mi? Yani bakın görüyorsunuz. 1 2 geçmemiş burayı. Aha ben daha burada diyorum ki aga bura ikinci dip bu 3'e gidiyor. Long yani. Eksantrik İlimler Akademisi'nde online astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Horary astrolojiden medikal astrolojiye, dünya astrolojisinden ilişkiler astrolojisine, finansal astrolojiden kendi geliştirdiğimiz astro trading teknik analiz yöntemlerine kadar birçok uzmanlık alanıyla eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Derslerimize dünyanın her yerinden katılabilirsiniz. Eğitimlerimiz farklı içerikler üzerinden online uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Müfredatımızda bulunan konuları dilerseniz tek tek konular halinde veya hazırlık, temel, ileri, uzman, seviye sınıflarımızda full paket içerik olarak da öğrenebilirsiniz. Katılımcılar pekiştirmek istedikleri konularda tekrar derslerimize ücretsiz olarak da katılabilirler. Kampanyalarımızdan faydalanmak ve detaylı bilgi için 0543 297 5530 numaramızdan hemen arayın. Instagram hesabımızdan ve web sitelerimizden bizi takip edebilirsiniz. Konuya girmeden önce şöyle bir neyin içindesiniz siz? Şu anda nasıl bir şeyin içindesiniz? Öncelikle arkadaşlar Eksantrik İlimler Akademisi bünyesinde online eğitimlere bir kere ücret ödenir. Yani bir konuya bir kez. Yani bu konu ikinci sınıf açıldığında ya kaydı size gelir ya da bir şekilde online derslere katılmanız sağlanır. Yani çift dikiş eğitimler bizde esastır. Yani öğrenemediyse öğrenci bir şekilde bir daha. Yani arkadaşlar bizde öğrenme garantili. Ama ne kadar garantili? Sen izlemeyi garanti ver bana. Ne kadar garanti veriyorsan ben o kadar öğrenmeyi garanti veriyorum sana. Yani şöyle benim gönderdiğim dersleri ki size bir sürü derse boğacağım sizi. Hazır olun öyle 20 ders değil. Mesela burada şimdi bir sürü ders var. Şimdi Antisya ben oturup burada size Antisya'yı anlatamam. Ben sana Antisya'yı 50 kere anlattım. Daha önceki derslerden sizlere kesitler göndereceğim. Antisyaları veya birçok konuyu bu şekilde paketlerle de destekleyeceğim size. Eğer benim gönderdiğim dersleri, ders notlarını siz okumazsanız, izlemezseniz ben hiçbir konuda size garanti veremem arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Ama benim gönderdiğim notları, benim gönderdiğim dersleri izlerseniz arkadaşlar, yani bu bir tekrarla çok büyük uzman olursunuz. İki tekrarla bu işin profesörü olursunuz yani. Tamam mı? Amacımız ne? Finansal astroloji var bu işin içinde. Trading var bu işin içinde. Sıfırdan başlıyoruz şu an. Hiç astroloji bilmiyorsunuz. Bir tane mum bile bilmiyorsunuz. O seviyeden başlıyorsunuz. Yani mum nedir abi? Mum ne? Yıldız ne? Ay ne? Güneş ne? Venüs ne? Hiçbir şey bilmediğinizi düşünüyorum. Sıfırdan artıya gidiyoruz arkadaşlar. Yani gelişe gelişe gidiyoruz. Tamam mı? En temel seviyeden hem astroloji anlayacaksınız, bu astroloji nasıl çalışıyor, hem mantaliteyi anlayacaksınız, hem de arkadaşlar burada dönen kadersel tezgahı, ben buna ilahi tezgah diyorum, yani ilahi bir senaryo, bu senaryo nasıl gerçekleşiyor, ilahi bir tezgah var arkadaşlar. Bu tezgahın ayrıntılarını göreceksiniz ve bunların sembollerini okumaya başlayacaksınız. Şimdi burada öncelikle belirteyim arkadaşlar, finansal astroloji ile biz asla ve asla bir emtianın fiyat aralığını göremiyoruz. Sadece pump dump olaylarını görüyoruz. Hani rovanş trend başlıyor. Pump gelecek. Bunlar bizim için finansal astroloji. Ama biz arkadaşlar daha ilerisi lazım. Daha fazlası lazım. Bize fiyat lazım. O zaman işin içine ne giriyor? Elliot dalgaları giriyor. EMA'lar giriyor. EMA stratejileri giriyor. GAN giriyor. GAN teori, GAN teknikleri giriyor. Ve birçok indikatör ve birçok bizim özel keşfettiğimiz, geliştirdiğimiz bilgilere yazdığımız yeni indikatörlerle
sizleri destekleyerek araç girişlerinizi sizlere ekstra ücret ödemeden, yani sınırsız süreli kullanımla, yani ömür boyu size özel. Sizlere tayin edeceğiz. Bu indikatörler size özel olacak, adınıza özel olacak. GAN da bizim ekonomistlerin Atatürk'ü yani gibi düşünün. Benim için böyle biri yani çok önemli. Yine Elliot arkadaşlar, bu adamın elini ayağını öpelim. Neden? Çünkü bu adam geliştirdiği teknikle fiyat bilebiliyoruz veya dalga sayabiliyoruz. Dolayısıyla finansal asır içine monte ediyoruz. Yani buradan da ne çıkıyor? Astro Trading. Yani tek başına Elliot yeterli değil. GAN şu anda yeterli değil ama biz daha önceden öngörü yaparak astrolojiyle, mesela örnek Venüs Uranüs trine yapacak abi, bugün yarın 20'sine kadar pump var. Ben şimdi bak mala girdim. Elliot dalgasıyla sayıyorum. Diyorum ki abi diyorum, ben buradan mala girdim. Ben burada riski göze alıyorum diyorum. Neden? Çünkü diyorum 1 oldu, 2 oldu. Ben buradan 3, 4, 5 bekliyorum değil mi? Düştü. Aldık. Şimdi ben bunu niye göre aldım abi? Astroloji bilmesem almayacağım, alamayacağım. Korkarım buradan mal almaya. Yani korkulur abi, buradan nasıl mal alacaksın? İşte anlamlı riskler alıyoruz. Yani neye göre alıyoruz? Venüs'e güveniyoruz. Çünkü Venüs Uranüs trinesi gelecek. Bakın bu akşam Ay Uranüs kavuşumu var saat 1.30'da. 1.30'da Ay Uranüs kavuşumu, bu çok yük ve Satürn'e kare yaparak girecek. Bakın çok büyük vurdulu kırdılı bir şeyler olacak bu akşam. Bu gece sabaha karşı da çok büyük böyle hareketler başlayacak. Volatilite var. Yani bu tabii ki bizi işlemden de çıkartabilir. Stoplarınızı koyun. Çünkü çok yüksek bir volatilite geliyor bu gece. Amacımız ne arkadaşlar? Amacımız para kazanmak. Başka hiçbir amacımız yok. Başka zırnık amacımız yok. Yani tek bir amacımız var, para kazanmak. Tamam mı? Para, para, para. Parayı katlamak. Az risk, çok kazanç. Temel prensibimiz bu. Risk mutlaka alacağız. Başka çaremiz yok. Risk almadan hiçbir şey olmaz abi. Risk almayacaksan o zaman sen sokağa da çıkma, araba çarpar yani. O kadar riski eskiden bilinçsizce alıyordunuz. Şimdi daha bilinçli alacaksınız. Bütün dünyadaki insanlar, bu gezegenin içinde yaşayanlar o manyetizmadan etkileniyorlar ve kaşıntı tutuyor arkadaşım. Ben sana anlayacağın dille anlatayım. Fiştikliyor gezegenler bizi. Fiştik, fiştik, fiştik. Adam diyor benim kriptolasım geldi. Yani diyor ben kripto olacağım ya. Ya işte o Venüs trine ya. Kaşıntı tutuyor. Ben diyor bir yere para yatıracağım. Gezegenler bizi fiştikliyor. İşte biz bu fiştiklemeyi önceden görüyoruz. Pozisyon alıyoruz. Short ya da long yönünde. Fırsatçılık mı? Vallahi arkadaşlar, zaten ben diyorum astroloji final, yani astro trading geliştirdiğimden beri kendimi soyguncu gibi hissediyorum. Yani kendimi hırsız gibi hissediyorum. Ben bunu çok sorguladım psikolojik olarak. Değil mi şimdi, insanların telef olduğunu görüyorsun, uyaramıyorsun ama sen bunu fırsat olarak kullanıyorsun falan. Şimdi bunların hepsi psikolojik olarak size de bir vicdan yaptıracak falan filan. İnsanları kurtarmaya çalışacaksınız falan. Arkadaşlar ben bunları denedim. Küfür ettiler. Yani hiç bence karışmayın. Kaderin işine burnunuzu sokmayın. İşinize bakın. Tamam mı? Ben bunu denedim yani. Çıkış yolu yok orada, anladın? Kader seni zaten linç ediyor orada, anladın mı? Arkadaşım yani kim, nerede, nasıl, ne zamanı sen bil. Paranı cebine koy git, tamam mı? Nedenini sorgulama. Neden var? Var. O nedeni de var. Anlamı da var. Onun adı karma. Ama bu dersin konusu o değil şu an. Sadece sizlerle ne zamana kadar işleyeceğiz? Yani kim, nerede, nasıl, ne zaman bizi ilgilendiriyor? Ne zaman? Ben diyorum şimdi 20 Eylül'de bir tepe olmalı. Şimdi ne zaman işte o? Nereden diyorum ben bunu? İşte onu anlatıyorum sana. Teknik ne zaman? Çünkü o Venüs orada pump yapıyor, anladın? O Venüs'ü yakalıyorum orada. Hocam ilk sorum şu. Harmonik formasyonlar elit dalgalarıyla uyumluluğu, benzerliği var mıdır? Var. Harmonik öğreteceğim size ama harmoniklerle ben çalışmıyorum. Çok benzerliği var. Birleştirme konusunu anlatırım ama ben hiç harmoniye bakmıyorum. Onunla uğraşamam. Eciş bücüş yok. Yok. 618 geldi. Yok. Bilmem neresini, kanadının sağ ucu. 382 geri aldı falan filan. Onlarla uğraşamam yani. Çok zor harmonik formasyonlar. Orada bir sürü senaryo türetilebilir. En güzel Elliot. Yani Elliot'la ben geleceği öngörüyorum. Ben daha çok zaman time'la uğraşıyorum. Yani zaman algoritmalarıyla uğraşıyorum. Size de bunu anlatacağım. Yani time mapping ne? Yani burada ben zamanlama önemli. Çünkü astrolojiyle başka türlü uyduramıyoruz. Harmonikler çalışmıyor astrolojiyle. Ama ben size harmoniklerden anlatacağım. Çünkü en iyisi Elliot, Emma, GAN. Bunlar astrolojiyle uyumlu. Yukarı da olabilir, aşağı da olabilir. Her şeyi açılar belirtir. Ama yukarı yönlü ataktır Koç burcu. Ama eğer Yengeç burcundan, Oğlak burcundan bir baskı varsa kare etkide çakılır. Aşağı, onu söyleyeyim. Çok da pis çakılır ha. Yani Koç burcunda bak şöyle bir çakılma görürsün yani. Mesela örnek, burada Satürn var diyelim.
burada Mars var diyelim. Venüs buradan girdi. Tamam mı? Gidiyor paldır paldır bak piyasa çat 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 aşağı gelir böyle. Yani Venüs koça girdi mi mutlaka bir Elliot 1 2 3 4 5 başlatır. Alt grafiklerden mutlaka. Mesela Koç burcuna bir şey girerse kesin bir şey başlar. Ama Mars nerededir? Özellikle Koç burcuna giren şey yöneticiye kare yapıyorsa çok biz çakılırız. Yani demek o zaman neymiş? Açılar önemli. Yani sonucu veren açılar arkadaşlar, açılar. Mars boğaya girdi. Merkür Mars sekstil ve bakın santrale iyi bakın. Jüpiter büyüteçtir. Piyasayı büyütür. Satürn küçülteç. Küçültür, daraltır, baskı yapar. Jüpiter melek. Koruma verir. Jüpiter koç atak. Ne? Büyüyen bir atak var. Jüpiter koça girdi. Ben niye diyorum? Aralıktan sonra atak var. Kriptolarda. Neden? Aralığa kadar dip olacak. Bu Jüpiter retrodan balığa geçecek. Dibin dibini göreceğiz. Ondan sonra bir geliyor, bir vuruyor arkadaşlar. Bak bir tepe yapacaklar. Tak 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 2025'e kadar. Bu Jüpiter Uranüs'e gidecek var ya öyle bir pump gelecek ki bak. Aralık ayında fiyata bakmayın. Korkmayın. Ethereum alın. Uzun vadeli. 2 yıl boyunca satmayın. Tepeden satın. Niye diyorum ben bunu? Elimde veri var. Astrolojik veri var. Bakın Jüpiter Koç'ta retro yapıyor yapacağı için maalesef enerji tam çalışmıyor. Mars boğaya girdiğindeki hareketlerine bakalım. Ben bu olduğunda diyeceğim ki şuradayken burası bana bir Elliot verdi mi? Yani bakın görüyorsunuz 1 2 geçmemiş burayı. Aha ben daha burada diyorum ki aga bura ikinci dip bu 3'e gidiyor. Long yani. Anladın? Ulan bir de günlükten yakaladık. Yani bayağı uzun. 2 ay sürecek. Mars boğada 2 ay gider. Mars boğada Mars bütün burçlarda 2 ayda bir gider. Uranüs'e gidene kadar pump yapacak. Bak önünde ne var? Ben buradan bakıyorum bak pusulaya. Bak Uranüs boğa bak Uranüs gördün mü kripto para. Kriptolar hava burçlarıyla çalışıyor. Motorları bunlar yani. Satürn kova ya girdiği gibi piyasa yıkıldı. Şimdi onu da göstereceğim. Neden? Çünkü bu da Satürn neydi? Baskı yapan planetti değil mi? Baskı. Daraltan. Küçülten. Kova burcu demek. Kova zaten direkt kripto demek arkadaşım. İkizler de kripto demek. Terazi de piyasalarla ilgili. Ticaretle ilgili. Kriptolarla ilgili. Hava grubu olan her şey kriptolarla ilgili. Şimdi ama bunların bariz öndekileri kovadır. Kova burcuna bir şey girerse bir şey kesin başlar. Bütün burçlar kriptolarla ilgilidir ama bütün piyasalarla ilgilidir. 12 tane burç temsil ediyor ama arkadaşlar kova burcuna bir şey giriyorsa gözünüz kriptolara dönsün hemen. En son maceramız nasıl bitecek onu size söyleyeyim. Maceramız muhtemelen böyle bitecek arkadaşlar. Burada bir gramofonla çıkacağız yukarı. Gramofon etkisiyle çıkacağız yani tamam mı? Genellikle değişken burçlar böyle gramofon oluşturur. Sonra en sonunda buradan kırılır arkadaşım. Gramofonun de dibine kadar boylarsın tamam mı? Yani büyük geniş dalgalarla çıkacağız yani. Düşüşlerimiz uzun olacak. Çıkışlarımız da yüksek olacak. Böyle bir Elliot dalgası modeli var. İmpuls oluşturuyor işte. Ne bu? 1, bu 2. Şimdi 3 nerede olur o zaman? 3 benim beklediğim 1800 falan. Nereden biliyorum? Burası teknik olarak 0 ise, burası 1 ise, burası 2 ise teknik olarak 1.618'e Fibonacci kadar 3 uzaması lazım. Yani en az minimum 1.618. Uzarsa değişir ama minimum 1880'in üstüne gelmesi lazım. 1920 arası 3. tepe. Eğer burası 1 ile 2 ise. Ama bu gece bir şey olur bura kırılırsa abi planlar değişir. Peki kırılmayacağını nereden biliyorum? Kırılmayacağını ben şuradan biliyorum arkadaşım. Her gün FED açıklama yapıyordu. Neden son 2,5 yıldır herkes bu açıklamaya odaklanıyor? Herkes neden çok önemsiyor bu FED'i? İşte bu yüzden oradaki kareyi herkes anlıyor. Aslında hissediyor. Satürn Uranüs karesi dolarla kriptonun kavgası demek. Çünkü gökyüzünde şu an o açı var. O yüzden FED 2'de bir açıklama yapıp kriptoları aşağı indiriyor. Yani bir gezegen boğa burcunda gidiyorsa oğlak burcunda giden planete trine yapar. Otomatik hemen gözün oradan 120 arayacak. 120'den sayacaksın. Mesela örnek Venüs boğaya girdi. Aha Mars. Şimdi ama hızları var bak. Hızlarını bileceksin. Bunlar çok kolay. Size gönderen notlarda yazıyor yani. Venüs arkadaşlar bir günde bir derece gider. Mars iki günde bir derece gider.
O zaman bu Venüs Mars'tan daha hızlı gider. O zaman Venüs Mars'a trine yapar. Mars Venüs'e trine yapamaz. Çünkü Venüs daha hızlı. Satürn arkadaşlar 2,5 yılda bir burç gider. E şimdi abi bunun günlük tekamülü yani 10 günde bir derece gidemiyor yani bu Mars. Tamam mı? Dolayısıyla hani Uranüs 7 yılda bir burç değiştiriyor. 2,5 yılda bir Satürn değiştiriyor burç. Merkür 20 günde burç değiştiriyor. Zaten Merkür, Venüs çetesi bunlar üçlü gezerler. Merkür, Venüs, Güneş bunlar beraber gezen çete gibidirler. Tamam mı? Bir tane aslan stalyumuyla bir tane akrep stalyumuyla özellikle stalyum diyorum. Stalyum ne demek? Çok fazla burcun içinde gezegen var. Birden fazla. Üçten yani üç tane en az. Gezegen olursa bir burçta stalyum diyoruz buna. Yani Venüs aslan, Güneş aslan, Ay aslan mesela. Bir de Merkür aslan olsun tam stalyum. Bir de aynı şekilde Güneş akrep, Ay akrep, Merkür akrebi bir yerde bir oturt bakalım bir saat durabilecekler mi birbirlerine bakarak? Birbirlerine var ya gıcık olmak için, birbirine gıcık etmek için her türlü haltı yerler onlar. Bir saat içinde kavga ederler. En fazla ben bir saat veriyorum. Zaten hemen anında ilk kavgayı başlatacak da aslan. Akreptir. Akrep saldırır onu söyleyeyim. Aslan gene bir şey demez ama akrep aslanın çok feci saldırır yani. İlk akrebin de diyeceği şeyi sana söyleyeyim. Çok egoist bu be. Yani aslan bak davranışlarını söyleyeyim sana. Yani akrep aslanın egosunu beğenmeyecek. Bu egoistin teki diyecek. Buna özgüvenini beğenmeyecek onun. Anlatabiliyor muyum? Ama aslanın koçla bir yere koy bakalım ne oluyor? O zaman da işte o zaman pump yaparsın anladın mı? O zaman pump yaparsın işte. İşte bu aynı şey gibi. Sevgilim ben aslan burcuyum, sevgilim koç burcu. Tamam abi sizin çok güzel bir enerjiniz var ya. Allah mübarek etsin. Ama işte ben aslan stalyumuyum, kocam akrep stalyumu. Ben hiç söyleme ben direkt sonucu söyleyeyim sana. Her gün kavga ediyoruz yani. Vallahi ediyoruz diyor yani. Ama iyi tek kaka gidiyoruz diyor. 20 yıl oldu diyor. Tabi çoluk çocuk var. Yani ben sana direkt söylüyorum yani. Sonuç bu. Anladın mı? Tabii ki bir insanı sadece bir burç temsil edemez. O yüzden aslanları seversiniz bazen. Akrepler çok sever. Yani şöyle gıcık olur ama bir tarafında da sever. Neden? Adamın mesela güneşi akreptir. Öbürkünün ayı aslan. Birbirlerine hayatta saygı duymazlar. Ama arkadaşım ayı ikizlerdir. Dinler aslanı yani. Der ki ya yani o zaman bir insanın bir burcu yoktur. 12 tane burcu vardır. Ama maalesef güneş aslan, ay aslanı duygusal olarak anlamayacak. Burada genellikle ben piyasada ne görüyorsun dersen arkadaşlar botları görüyorum. Ne zaman 150'lik yapsa bizim botlar, binasın botları devreye giriyor. Ya piyasayı indiriyorlar ya çıkarıyorlar. Hem de çok yüklü miktarda bot geliyor. Yani bot saldırısı mavi alanda. Öyle böyle değil. Bu sen ne diyorsun bak. Ben buradan bookmap var bende. Onu da göstereceğim size. Bookmap'i yani şey yapacağım. İsteyen varsa paralı üyelikte olabilir. Referans linki de veririm. Bookmap'le görüyorum botları yani. Bir bot saldırısı var arkadaşlar. Saldırı da değil. Binance kendi yapıyor bunu. Piyasaya müdahale ediyor yani. İstensen diyorsun şey geldi falan. E geldi be. Balina istediği kadar gelsin. Anladın? Binance istemedikten sonra bir şey de olmuyor. Bırak yani. Yine algoritma var tamam ama eğer sınırları aşarsa müşteri direkt botlar devreye giriyor. Yani sınırları aşmayacak yani. Anladın? Botlar devreye giriyor hemen anında. Hani belli bir algoritmanın dışına çıkmasını istemiyor yani. Belli bir şeye çıkılmasını istemiyorlar. Hemen Binance elindeki şeyleri satmaya başlıyor. Bitcoin'leri satmaya başlıyor. Dengelemek için piyasayı. Bunun nedeni de o zaten yani. Tabii mantıklı yani. Piyasada dalgalanma var abi. Adamlar kar alacak tabii yani. Yani kusura bakma da şimdi ben de Binance'ın yerine koyunca aklı görüyorum. Neden? Bot devreye girdi. Girer tabii girer. Abi habire çıkıyor mu? İnmesi lazım. Markette mal kalmamış. Adam diyor kardeşim ben buradan satayım kar alayım da alttan tekrar satmaya devam edelim diyor. Bir de piyasadaki iletişimi nasıl gittiğini bildiğiniz zaman bunu mantıklı görüyorsunuz. Botları. Botlarda bookmap diye bir şey var. Burada botları görüyoruz. Bakın şu gördüğünüz yer bot. Fiyatı yükseltiyorlar. Mesela bot siparişler. Bak görüyor musun? Şu bot sipariş. Bu bot sipariş. Bak fiyatı yukarı çekmişler. Görüyor musunuz? Sabit olanlar sabitler. Bak buraya kadar bir ara düşmüş. Fiyatı burada yükselten botlar olmuş. Bak bunlar bot. Çünkü neden? Bak bir ara gelmişler gitmişler.
O kadar yani kalıcı değiller. Kalıcı olmamışlar. Hayalet gibi gözükürler. Bakın şunlar bot. Biz bunları ısı haritasından görüyoruz yani. Gerçek sipariş değil. Binance burada sipariş giriyor oraya fiyatı çekmek için. Yukarı itmek için satış yapıyor. Yani aslında gerçek mal satmıyor. Elindeki yani şey yapıyor. Varmış gibi yapıyor. Birisinin likidasyonu burada. Bak net burada çünkü satıcılar var. Bunları likidecekler abi. Çünkü para burada. Bu adamları yemeleri lazım. Bak yediler. Likide edildi şu an. O kişiler likide edildi. Bak aşağı iniyor. Kalıcı değil. Yani oraya fitil atıp iniyor aşağıya. Sabit burçlar arasında kare oluşursa çok feci yıkıcı olur. Şimdi karelere gelelim biraz. Örnek mesela Aslan burcu sabit. Neydi? Ateş sabiti. Boğa burcu toprak sabiti. Arkadaşlar Akrep su sabiti. Bakın Kova su sabiti. Şey hava sabiti. Bakın şu 4 tane planet var ya para demek. Sadece şu 4 tanesi çok ciddi para demek. Bunlar birbirleriyle asla anlaşamazlar. O yüzden ekonomi piyasasında korelasyon oluşması bu yüzden. Toprak piyasası, ateş piyasası, işte hava. Hava burada kriptoları temsil ediyor. Yani akrep, bankacılık, faiz oranları vesaire. Boğa burcu, emtialar. Aslan burcu da arkadaşlar yine değerli madenler vesaire gibi şeyleri temsil ediyor. Burası bir sıfır noktasıdır. Burası bir, burası ikidir. Burası üç, burası dörttür. Olmalıdır. Onu bekliyorum ben. Yani burada bir gramofon var. Burada bir megafon var. Megafonla yükseleceğiz. İzmir Marşı'yla sonra da aşağı doğru çakılacağız. Benim beklentim bu. Ben bu tepeyi gördüm. 2000, ben 2000'den sonra short arayacak tepe buldum abi. Hiç bana yükselecek demeyin yani. Ben buradan sonra short da ararım. Bunları da bileceksiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki suyun da yay burcuna, yay burcunun başak burcuna, başak burcunun ikizler burcuna, ikizler burcunun balık burcuna etkisi de ortada. Bütün burçlar bunlar düzeltme hareketleri. Terazi burcu konseptli açılardır. 180 derece açılar daha çok dengelemeye gelir. Yani bazen pump da yapar. Çok düşük kaldıysa pump da yaptırır yani. Burada arkadaşlar kriptolarla ters korelasyonda olan emtialar ters çalışır. Yani bu yeşilde çöker piyasa. Bu artının üstüne DXY'yi indiriyorum. Bakın DXY'yi indirdim. Getirdim buraya. DXY dolar endeksi. Arkadaşlar bakın geldi. Hani yeni fiyat ölçeği. Şimdi geliyorum buraya. Bakın boşalttım her şeyi. Bakın yeni fiyat ölçeği de üstüne getirdim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Dolar endeksi ile ters korelasyon olduğunu görüyorum Ethereum'un. Emtia'da Ethereum düşerken dolar çıkmış mesela. Bakın şu an çıkarken dolar düşüyor. Yani piyasada birbirleriyle korelasyon ilişkileri olan ürünleri bulacaksınız. Yani pes etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani burada önemli olan öğrenmek istiyorsanız pes etmemek. Arkadaşlar şu var yani şunu göze alın. En azından eskisinden daha güzel öngörü yapacağınızı size garanti ediyorum. Şimdi daha size neler göstereceğim ben. Analiz çekmeyi, nerelerde long girelim, nerelerde short girelim. Onları göstereceğim. Bu ilk dersimiz giriş oldu. Ama daha da heyecanlanacak onu söyleyeyim. Birçok long girme çeşidi var. Ay Uranüs kavuşumları. Bakın bugün ben derse başlarken ne dedim? 1.5 gibi çok büyük pump olacak dedim. Hatırlayan varsa dersin başında. Veya ses kaydında Tim'de atmıştım. Tim'de olan nerede dedim bilmiyorum ama bugün demiştim. 1-1.5 gibi bir pump bekliyoruz. Bakın ay Uranüs kavuşumu. Nereden geldi bu pump? Bakın şimdi kapatıyorum. Kapatıyorum bunu. Sıfırlıyorum arkadaşlar. Bunu hesapladığım için dedim. O yüzden 1.5 gibi çok büyük pump olabilir diye. Ondan sonra gökyüzünde. Çünkü arkadaşlar yengeç yükseliyor. Ay Uranüs'le birlikte pump yaptı. Bak buna meydan okudular. Ben sizin hayatınıza bir anlam katamazsam vallahi gözüm açık gider. O yüzden elimden geldiğince ben de size tam destek arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.